korku dolu bir sessizlik. Düşman adım adım yaklaştığını hissettiriyor. Beliren silüetler. Düşman tankları kudretini gösteriyor. Ancak savaşın ortasında sessiz bir hayalet var. E-25. Evet, enteresan bir giriş yaptık. Özel tanklarda, özel olduğunu düşündüğüm tanklarda bu tarz farklı girişler yapmaya karar verdim. Eğer istediğiniz özel bir tank, ama tekrar söylüyorum, özel olması gerek. Yani ya ekstrem bir tank olması gerek, ya satışta olmayıp çok kötü bir tank olması gerek. Kısaca çok spesifik özel tanklar için artık bu şekilde girişler yapmaya karar verdim. Tankımız E25, Alman seviye 7 premium tank. Bu WOT tarihinin belki en işlevsel tankı. Niye söylüyorum? Çünkü satıştan kaldırılan bir tank, premium bir tank. Niye satıştan kaldırıldı sorusuna çünküyle başlayıp çok fazla şey söyleyebiliriz. Tek bir şeye sığdıramayız bu tankı. Şimdi bu tankı inceleyeceğiz. İnceleme ve reply videosu olacak bu. Uzun zamandır bu tarz bir video atmıyordum. Çok ciddiyim, gördüğünüz gibi inanılmaz ciddiyim. E25'e saygımızdan dolayı. Osman Beyefendi attı bize bu replayı. Bana canlı yayından ulaştı ve iki tane replayim var E25. Bakar mısın dedi. Tabii dedik, seve seve bakarız dedik ve şimdi o replayları incelemeden önce küçük bir E25'i inceleyeceğiz. Bu tank niye özel bir tank? Bu niye satıştan kaldırılır? Bunların en başta sebebi bu tankın abi düşük profili. Muazzam kamuflajı. Aşırı yüksek DPM'i. Ve özel matchmaking olması. Bu tank seviye 7 bir tank ve asla ve asla seviye 9 görmüyor. Çok net, temiz bir şekilde bunları söyledikten sonra şimdi tankın kağıt üzerindeki bu onu özel yapan, onu satıştan kaldırılmasına sebebiyet veren statslarına gelin. Stok haliyle 2816 DPM, damage per minute'e sahip bir tank. 135 alfa hasarı olan bir tank. 150 mm deliyor. Tabii ki bu birinci mermi efendim. İkinci mermiye geldiğinizde ikinci merminin ise 194 mm deldiğini görüyoruz. Ve yine 135 hasarımız veriyor. Üçüncü mermi patlayıcı mermimiz. O ise 175 hasar veriyor. Reload süresi 2.88. Şaka gibi. Her tankı palette tutabilirsiniz. Bu bir tank destroyer. Aşırı hızlı bir tank destroyer. Her tankı palette tutabilirsiniz. Eğim süresi 1.44. Birçok seviye 10 tank destroyer'den, Jack Panzer'i falan tabii ki saymıyoruz ama VT Auf'lardan, Su-130 PM'lerden yüksek bir değer. Dağılması 0.29. İnanılmaz bir nişanı var. İşte şu anda saydığım değerler bile bu tankı kendi seviyelerine göre çok üste konumlandırabiliyor. Mobility'ye geldiğimizde Mobility 65 km ileri hızımız var. 20 km geri hızımız var. 740 beygirlik bir motorumuz var. Böyle bir tanka 740 beygirlik bir motor kullandığınızda bu bir artık tank olmaktan çıkıp ufak bir spor arabaya dönüşüyor. Sürtünme değerlerimiz gayet iyi. Manevra kabiliyetimiz gayet iyi. Dediğim gibi hız ve manevra farklı şeyler. Tankın hem hızının hem de manevrasının olduğunu görüyoruz abi. Bu da muazzam. Zırhlarımız yok tabii ki. Taret zırhımız yok. Çünkü taretimiz yok. 0-0-0 gördüğünüz gibi. Ön zırhımız 50 mm, 30 mm ise yan zırhlarımız var. Hareket halinde sektirebilirsiniz. Bazı mermileri sektirebilirsiniz. Çünkü ön yüzünüz, ön zırhınız biraz açılı. Şimdi tankı hızlıca şöyle bir all skill mürettebatları koyduk abi. Tamam mı? İyi bir mürettebatlarınız olduğunuzu düşündük. O skill'le efendim mürettebatları koyduk. Tabii şöyle yaptık. Ondan sonra geldik, birinci mermiyi atıyoruz. İşte bu tanka ne koyarım sorusu benim düşünceme göre bu tanka bir kere filtre koymalısınız. Her şeyi %5 alın abi. %5'inizi koyun. İkinci olarak top yükleme sürgüsü koyun. Top yükleme süresini biraz daha arttırın. Üçüncü olarak kamuflaj veya teleskobik dürbün. Ki benim buradaki tavsiyem size teleskobik dürbün. Çünkü hareket edeceksiniz, sabit kalacaksınız. Ateş edeceksiniz, hareket edeceksiniz, sabit kalacaksınız. Yani sürekli
pozisyon değiştir, sabit kal, tak 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 saydır, pozisyon değiştir, sabit kal şeklinde oynayacaksınız. Ama tabii bunlar dışında siz kamponaç ağı da takabilirsiniz. Hani bu yanlış bir şey olmaz. Şey bende çok daha mantıklı. İşte durum bu şekilde olduğunda ise bu tank inanılmaz bir canavara dönüşüyor. Hareket halindeki kamuflaj değerleri hareket halinde değilken, sabitken kamuflaj değerleri. Gerçekten ateş ederken 8.82'ye düşüyor. Hareket halinde 5.28'e düşüyor. Birçok orta tanka göre hareket halinde bile sizi spotlayamayacaklarını gösteriyor. Muazzam 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 tehlikeli değerler. Siz abartıp bu tanka mor donanım takarsanız, mor tahvilli donanım takarsanız öyle söyleyeyim. Bu sefer 2.34'e düşüyor yükleme süreniz. Ve DPM'iniz 3.454 gibi muazzam değerlere çıkıyor. Yani inanılmaz üst seviye. Eğer teleskobik dürbün yerine yine kamuflaj ağı tercih ederseniz ola ki bu sefer 8.82'ler, 5.28'ler, 15.0'lar gerçek bunlar çok yüksek değerler bak. Çok yüksek değerler. Neyse çok fazla uzatmayın. Tankı bir de 3 boyutlu göstereyim size. Gördüğünüz gibi alçak profil olan bir tank. Ön zarfı biraz açılı. Bu anlamda belki böyle siktirebileceğiniz mermiler olacak ama zırhınıza çok güvenmeyin. Güvenmeniz gereken birçok özelliğiniz var. Güvenmemeniz gereken tek şey zırhınız. Evet, şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir live diyelim. Pardon, live diyelim. Şöyle bir zırha bakalım. Gördüğünüz gibi hani birçok mermi yiyecektir ön zırhınız. Ama seviye 7 ve seviye 8 tanklarla oynayacaksınız ağırlıklı. Seviye 9 görmeyeceksiniz. Bu da avantaj. Hele seviye 6'ya falan düşerseniz ballı kaymak börek yani. Öyle bir şey yani. Neyse. Tank tekrar söylüyorum satışta değil. Gelir mi gelmez mi hiç bilmiyorum. Yanılmıyorsam Wargaming 2014 yılında kaldırdı bunu satıştan. Gelebileceğini sanmıyorum ama gelirse hani almanız gereken bir tank. Neyse. Çok uzatmadan Osman arkadaşımızın Osman Bey'in attığı reply'lere bakalım efendim. İlk reply'deyiz. Evet, E25 ile Paris haritasındayız. Gördüğünüz gibi seviye 8 bir maça düştük. Seviye 8 üstü bir maça düşme ihtimaliniz yok. E25 dediğim gibi hızlı bir tank. Bakın burada onu kullanacak Osman Bey. Bu arada gerçekten çok ama çok tankına da hakim, oyun dinamiklerine hakim olduğunu görüyorsunuz. Burada iki tankı spotluyor. İki tank geçerken birine hasar veriyor. Ve ateş ederken bakın önce gitti ağacı yıktı, sonra diğer ağacın arkasına geçti. Ateş ederken şunun farkında, çift çalı ve bu çalılardan 10 metre uzakta kalıp spotunu düşürmek istiyor ya da spotunu göstermek istemiyor. Bir T29 daha çıktı, ona da nişanını aldı, ona da hasarını verdi ve bir diğer tank kesiyor. T29'un daha müsait olduğunu görüyor, ona tekrar atışını yapıyor. İki atış peş peşe yapıyor. Bakın komedi gibi gerçekten şu anda T29 o aldığı ufak hasarlardan dolayı çok sinirli. Ufak hasar alıyor ama sürekli hasar alıyor. Bir atış daha yapıyor T29'a, can dönmüş tarafına bir atış daha yapıyor. Seviye 7'liği için gayet kabul edilebilir bir penetrasyon şeyi var. İkinci mermi koymuş bu arada penetrasyon. Bunu daha yüksek biliyorsunuz. 135 mm mi deniyordu, 195 mm mi deniyordu. Hatırlamıyorum, dilerim başında söylemiştim. T29 garaja gitti. Bir ağırını gönderdi bile. Makina gibi sürekli atıyor. Ve ateş ederken de dikkat ediyorsunuz. Atışını yapıyor. Geri çıkıyor. Yani spotunu almak için çalıların önüne geçiyor. Ağaçların önüne geçiyor. Çünkü bu sizin spot vermenizi de engeller. Ardından atışını yaparken de geri çekiliyor. Bakın öne geldi. Spot arıyor. Spotu kendisi için spot arıyor. Çok çok mantıklı. Çok bilinçli bir oyuncu. Görebilecek mi göremeyecek mi? Göremiyor. Ama gördüğünde vuracak. Kesin görüyor. Zırhını denemiyor. Hiç önemli değil. Mantık şu: ateş edilirken iki çalı arkasında ve 10 metre gerisinde durursam spotlanmam mantığı. Bu arada EBR bir hasar alıyor fakat paletine geldi. Gusol ateş etti fakat paletine hasar verdi, delemedi. Çok hızlı geçiyor şu anda oyun. Biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum. Özellikle şu çift çalı, çift ağaç. İlk ağacı yıkıp ardından sonraki ağaç. Tekniği mükemmel. Bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda tankımız hızlı olduğu için bakın şehir haritasına geçiyor. Kendini güvenceye alıyor. Gsor var. Kendi arkadaşı var. Ki spot da veriyor. Spot mekaniği de çok yüksek.
Tankın arkasına geçti. Spotları durmuyor. Tekrar spot veriyor. Bir düşman daha tespit ediyor. Bir kişi daha spotluyor. Heykelin hemen yanında. Evet, buradan gelecek ağırı kesecek. Nişanını aldı IS. Sektirdi. İkinci atışı affetmeyecektir. Onu da içeri aldı IS. Ve IS'e de hasarını veriyor. Şu anda 1227 hasarda. 6'ya 4 takımları önde. Ve Osman gerçekten çok başarılı. Çok taktiksel. Ve E25'in hakkını vererek oynuyor. Çok güzel bir tanktır. Oynaması zordur. İşte bir tankı daha gördü. Bir tank daha spotla çok yakın. Bakın direkt almıyor. Önünü göstermiyor. Nasıl olsa diyor atışını yapacak diyor. Atışını yaptıktan sonra ben basacağım diyor. Aynı burada olduğu gibi. Benim DPM'im çok yüksek diyor ama rakip tank da çok geri gitti. Bir atış yaptı. Geri çıkması lazım. İkinci atışı yapacak mı? Yaptı. Üçüncü atışı yapmadan bir hasar aldı. Umurunda değil. Palette kaldı. Bir atış daha yaptı. Onu paletledi. Bir atış daha tekrar paletledi. Bir atış daha tekrar paletledi. Adam bitti. Eridi. T-34-3 eridi. Tekrar agresif bir şekilde ona basıyor. Canını da çok iyi korumasını biliyor. Gerçekten de muazzam kaliteli bir oyuncu izliyoruz. İşte burada kötü bir atış. Birazcık burada hatalı bir atış yapıyor. 3 hemen değil. Devam ediyor. T-34'e 2 hasar, 2. hasar, 3. hasarını veriyor. 4. hasarını veriyor. Ve onu da garaja yolluyor. 9-6 önde. 2100 küsur hasarda. Kaliban. Yandan yakaladı Kaliban'ı. Hiçbir şansı yok Kaliban'ın. 2 atışı soktu. 3. atışı ıskaladı. 4. atışı soktu. 5. atışı palet aldı. Hiç önemli değil. Kaliban'ı da az sonra garaja yollanacak kıvama getirecek. Hatta şimdi bile garaja yollanacak kıvamda. O arada karşısına başka bir tank geldi. Ona nişanını alacak. İlk atışı önündeki tankın leşinde kaldı. CS-52 tankı 3. atışını yaptı. Ona soktu. 263, 336, 386 pardon ve CS-52 tankı da garaja gitti. Anlatırken yorulduğum bir maç. Ve tekrar basıyor. Agresif oyun. Bilmem nereye gitti hiç belli değil. Son atışta Tiger 1'e yaparak onu da garaja yolluyor. Şu anda toplamda 3045 hasar ulaştı ve full canda. Spotta 1548. Bu tank seviye 7'nin bence en tehlikeli tanklarından biri. Hatta oyunda böyle OP tankları sıralayın diyecek olsanız ben başa bunu alırım abi. Bu gerçekten ama gerçekten muazzam tehlikeli bir tank. Ve birçok kişinin bildiği bu bölgeye gidiyor çalıyı kullanarak. Burada belki hem spot verip kendine hem de kendine verdiği spotu vururum düşüncesiyle buraya geldi. Ama çok da orada durmaya gerek olmadığını düşündü. Biraz daha agresif konumlandı. İlerideki tankları gördü. Udes geçecek. O geçti. Evet. Udes geçerken ona hasarını veriyor. Bir hasar daha veriyor. Bu zaten sokabileceği bir atış değildi. Son olarak ıskaladı sanırım. Bir atış daha yaptı. Yine ıskaladı. Artık aslında maç bitti. Gördüğünüz gibi. 3332 hasar. Osman gerçekten tebrik ederim seni. Çok başarılı, çok mantıklı bir oyun tarzı. Tank hani çok iyi bilerek oynadı. Ben Osman'ın oynayışına 10 üzerinden 10 veriyorum abi. Hani bunun 10 üzerinden 9.9 falan. Gerek yok abi. 10 üzerinden 10. Çift çalı mekaniğini biliyor. Agresif oynaması gerektiğini biliyor. Spot mekaniklerini biliyor. Ve ayrıyetten Udes gibi bir tanka gelip ramlamaktan da geri kalmıyor abi. Geri alacağım izleyeceğim o sahneyi de. Ramlamazsınız değil mi çok kişi? Hani lan hayır, bu tank az çok ram da atabilen bir tank. Uçarak geliyor ve Udes'e ilk atışını yapıyor. Bakıyor ölmüyor. Gideyim ramlayayım lan diyor. Ramlayarak ve ateş ederek Udes'i garaja yolluyor. Bu birinci maçımızdı. Gerçekten inanılmaz agresif oynadı. Osman çok seri oynadı. Her bölgeye gitti. İlk başta hatırlayacaksınız haritanın. Şu anda karanlık gerçi ama olsun. Nerede başlamıştık biz? Tabii. İlk başta haritanın burasındaydık. Şöyle bir haritayı tavaf ettik. Hatta önce şöyle geldik. Şöyle bir geldik. Sonra böyle döndük. Haritayı tekrar tavaf edip buraya geldik. Haritada basmadık. Paletinin izinin çıkmadığı yer bırakmadı Osman. Neyse. Tebrik ediyoruz ve E25'in ikinci maçına geçiyoruz. Ama ikinci maçına geçmeden önce tabii ki Vote Replies'tan istatistiklere bakalım. Bakmamız gerektiğini düşündüm. Ve hemen açıp onları göstereceğim size. Kamera kapatıyor mu? Kapatmıyor ya. İyi burası böyle. Değil mi? Yeah. Ufaktan şöyle kenarını kapatıyor ama o çok sorun değil. Gördüğünüz gibi Master'ık. Gördüğünüz gibi Master ödülünü alıyor. 165.000 kredi kazanıyor.
6998 deneyim kazanıyor. E25 tankıyla zaten kendisinde 3 çizgisinin olduğunu görüyoruz. Ne kadar usta bir oyuncu olduğu buradan belli. Konferans ödülünü alıyor. Konferans madalyasını alıyor. Kamikaze madalyasını alıyor. Gördüğünüz gibi. Hani almadık kamera, almadık şey bırakmadı. Fire 4 Effect, atış efekti ödülünü alıyor. Duelist ödülünü, madalyasını alıyor. Breezer yine ödülünü alıyor ve Spotter ödülünü alıyor. Spot veriyor. Haritayı tavaf ediyor. Tüm düşmanlara hasar veriyor. Gördüğü tüm tanklarla etkileşime giriyor. Bakın etkileşime girdiği tankları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Düşman takımında 15 tank var. Bu adam 14 tankla etkileşime giriyor abi. Muazzam, muazzam bir başarı. Ve boş etkileşim değil. Ya spot vermiş, ya destek hasar vermiş, ya hasar atmış, ya adamı garaja yollamış, ya palet almış, rakibi vurmuş. Muazzam. Takım skoruna geldiğinizde tabii ki de 25'imizi en üst seviyede görüyoruz. Takımda 3900 hasara ulaşan E25'imiz seviye 7 bir tank olmasına rağmen seviye 8 başta takımını sırtlıyor. 1728 ise ham deneyim puanı alıyor efendim. Tekrar istatistiklerine gelelim. 3900 gördüğünüz gibi hasar kaç? 1887 destek hasarı, spot hasarı da diyebiliriz. Ben şöyle söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir savaş çıkarmış. Bu istatistikleri gördükten sonra E25'in neler yapabileceğini siz de gördünüz. İkinci maça geçelim. Bu çok zor bir haritaydı bir E25 için. Ama ona rağmen nerede durması gerektiğini bilen Osman ve E25'imiz başarılı bir maç çıkardı. İkinci maçtayız. Evet, ikinci maçtayız. E25'imiz ve Osman'la arkadaşlar. Osman Bey. E25'i çok hakim bir oyuncu ve diğer haritaya göre çok daha rahat bir harita. Burada gördüğünüz gibi hemen bir durdurayım. Yükleme süresini arttıran bir azık kullanıyoruz. Yükleme süresini arttıran sürgü kullanıyoruz. Ardından kaplı optik kullanıyoruz. Ve yine bu egzozu kapatan egzoz gazını adını hatırlamıyorum. Şunu kullanıyoruz ve hepsinin kırmızı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen kamuflaj arttırma ve spot alma üzerine, spot verme, görme üzerine, farkındalık üzerine bir donanım dizimi var Osman'ın. Tabii ki burada azık yerine siz havalandırmayı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu Osman'ın tercihi, bu onun oyun tarzı olduğu için ki zaten biliyoruz 3 çizgisi var namlusunda gayet hakim E25'e. Ben Osman'ı yine agresif bir oyun oynayacağını düşünüyorum az önceki maça istinaden. Çünkü az önceki maçta gördük ki gerçekten Osman hani çok agresif oynuyor. Çok agresif kullanabiliyor haritaya. Benim tahminim yine ileri doğru gidecek. İleri doğru giderken de spot verebileceği, hem kendi için hem takım için tankları açabileceği bir yere gidiyor. Evet, ormanın içine doğru gidiyoruz. E25'imizde mantıklı bir yer. Orada görülmesi zordur. Ve dikkat ettiniz mi? Bir E25 daha var. Çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Rakip takım için çok büyük bir sıkıntı. Diğer E25 spotu verdi. Osman çalıların arasından gidiyor. Tabi burada bir atış kolluyor derken evet, İKV 90B'ye ikinci atışımızı sokuyoruz, üçüncü atışımızı sokuyoruz, dördüncü atışımızı sokamıyor muyuz? Bence onu da soktuk. Çok büyük bir ihtimalle onu da soktuk. Daha maçın başında 398 hasarda görünüyoruz. Belki daha fazlası var, bilmiyoruz. Ardından Osman burada yine 25 burada yine tank gözlüyor. Burada bir ilginç bir sektirme ya da isabetsizlik. Ardından devam ediyoruz. IS'e 3. atışımızı soktuk bu sekte. 3. atıştan sonraki 4. atış sekte. Evet. Yerimiz iyi. Şu pozisyonda E25'i spotlayabilecek tek bir tank var. ELC'dir. EBR'dir. Onlar da dibine kadar girmesi gerekiyor. Ve artı avantajını söyleyeyim ben size bu tankın. Seviye 7'siniz. Eğer seviye 8 bir maçta değilseniz, seviye 7 bir maçtasınız. Maçta olduğunuzu düşünelim. Ki şu anda seviye 7 bir maç. Bakın seviye 8 üstü tank yok. Birçok tankın 7-6 seviyedeki tankların azığı yoktur. Ekstra donanım almamıştır. Mürettebatları iyi değildir falan filan. Bunun da avantajını göreceksiniz siz. Bu muazzam bir şekilde öne geçilecek size. Osman artık burada fazla beklememesi gerektiğini düşünüyor. Pozisyonunu biraz değiştiriyor. Daha fazla hasar edebileceği, haritaya daha hakim olabileceği bir yere geçiyor derken... Evet,
İKB az önce kaçan ama inanılmaz inanılmaz RNG'ni görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan mermileri sokamıyoruz. M4 tankını gördük. Onu hafif çaprazda yakaladık. İkinci atış, üçüncü atışım çok büyük ihtimalle sokmuştur. Evet. Körden de kirimizi alıyoruz. Ve şu anda 8-15 ve artı hasardayız. Benim tahmin ettiğim şu an itibariyle 1200'lü hasarlarda diye tahmin ediyorum. Tekrar ileri doğru gidiyor. Bakın yine haritanın en önünde hem spot veriyor hem aldığı ve verdiği spotları, gördüğü tankları vuruyor. Çok büyük bir şey. Bu arada rakip bizi spotladı. Rakip E25 bizi spotladı. Ona hasar veriyor takımımız. Hiç beklemediğimiz bir yerde çıktı. Bakın görüyorsunuz biz de rakip E25'in dibine kadar girdiğimizde spotlayabildik. Onun orada erimesi, ölmesi lazım. Yoksa bizim işimiz zor. Osman haritaya son derece hakim. Haritaya baktığımızda takımın sağ tarafta birazcık kilit olduğunu, daha doğrusu maçın sağ tarafta birazcık kilit olduğunu görüyoruz. Şu bölgede birazcık set savaşına dönmüş. Fakat biz burayı temizledik ve temizleyeceğiz. Burası kesin garanti. Net bir atış arıyor. Tiger 131'e yandan vuruyor. Bir atış daha yapıyor. İkinci atıştan sonra üçüncü atışı vurabilecek mi diye kendine bakarken açığını vuruyor. Onu da sokuyor. Dördüncü atışını sokacak. Onu da soktu. Beşinci atışını kupa olan vuracak. Onu da vurdu. Ve bakın her seferinde tankın farklı yerlerine atış ederek tanka hasar vermeyi beceriyor. Rakip tankları da çok iyi bilen bir oyuncu. Gerçekten hem kendi tankına hem rakip tanklara son derece hakim. Aslında her tankı ezberlemenize de gerek yok. Hangi tankın neresi zayıf diye. Genelde ağır tankların belli yerleri zayıftır. TD'lerin belli yerleri zayıftır. Siz oraları bildikten sonra birçok tanka rahatlıkla hasar verebilirsiniz. Evet. Kendi takım arkadaşımız E25 ileri doğru basıyor. Diğer E25 orada kaçmamış. Kaçmaya vakit bulamadı belki. Basmak istiyor ama buralar birazcık tehlikeli çünkü arkada yatan tanklar olabilir ve bu tanklar bizi çok rahatlıkla öldürebilir. Çünkü zırhımız hiç yok. Hangi mermi olursa olsun içeri alacağız. Çok ender sektirdiğiniz mermiler olacaktır. E25 kaçıyor. Ona yine paletli hasar vermeye çalışıyor. Olmadı. Son bir hasar denemesi. Bu sefer hasarını veriyor. Artık garaja yollayacak. Ve onu da garaja yolluyorlar. Diğer E25 ile birlikte. İki E25 inanılmaz bir DPM olacaktır size. Ve çok ciddi sıkıntı yaşayacaksınız. Diğer E25 basıyor. Orada çok büyük ihtimalle bir tank olduğu için basıyor. AMX orada var diye tahmin ediyorlar. Bakalım destek istedi bizim Osman'dan diğer E25. Biz Osman olarak oraya doğru gidiyoruz. Ve orada bir AMX'i görüyoruz. AMX tek başına bir dinozor gibi yapmayın, vurmayın, vurmayın, vurmayın diyerek ölmeye hazırlanıyor. Osman sürekli palet, sürekli palet atıyor. Son hasarda taretten vererek AMX M4-45'i garaja yolluyor. Tekrardan bir destek için takım arkadaşımız bize hakkını ödeyemem diyerek desteğimizin onun için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oluyor efendim. Evet. Muravanka bozkırlarında bir E25 gerçekten çok tehlikeli bir silah haline gelebilir. Manevra kabiliyeti, hızı, yüklemesi, yükleme süresinin hızı ve ona son derece hakim, oyun dinamiklerine son derece hakim bir Osman. Evet, bir tank daha görüyoruz. Yandan gördüğümüz Jackson atışımızı yapıyoruz. Son bir atış yapıyoruz ama bir başkası onu garaja yolluyor. Gördüğünüz gibi 2464 hasara kadar ulaştık. Benim almak istediğim bir tank derken bir tank daha karşımıza çıkıyor. M6 sevdiğim bir tanktır ama E75'e göre şu anda çok fazla şansı yok. Artı bize attı. Birazcık kaos içerisinde orada durum. Yarı canımız var. Tehlikeli değil ama riskli bir durumdayız. 453 eğer artı sağlam bir atış yapar bizi vurursa çok ciddi canımızı yakar. Zaten artı bize çalışıyor sürekli. Niye? Çünkü atayım da şunu garaja yollayayım diyor. 9-7 belki bir şeyler değişebilir diyor. M6'yı yandan yakalayan E25 ilk hasar, ikinci hasar. Bir hasar daha verecek bize doğru geliyor ve hasarımızı vererek onu da garaja yolluyoruz. Artık 3052 hasara ulaştığımızı görüyoruz. Oo, işte bahsettiğim artı atışı buydu ama ucuz yırtık diyebilirim. Tam top bize gelmedi. Birazcık önümüze düştü ama ona rağmen ciddi hasar aldık ve şok süremiz de vardı. İkinci mermilerimizi tekrar yüklediğimizi görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten oyunun başından beri birçok pozisyonda ikinci mermiyi yükledik. Az önce bize atış yapan o artıyı garaja yolladıktan sonra karşımızdan T25-2'yi de diğer bir tank destroyer'ı de garaja yolluyoruz. Bakın düşmanlar bizi fark edip taretini çevirene kadar biz iki mermi atmış oluyoruz.
Eğer canı çok fazla yoksa garaja oluyor. Son bir artıyı görüyoruz. Onu da artık garaja olacağız. Hummel ilk atış yaptık. İkinci atış yaptık. Amorek atarak Hummel'da garaja yolluyoruz. Gördüğünüz gibi 3769 ve bu tank kopuyor, uçuyor. Murawanka vadilerinde, bozkırlarında takımını sırtlıyor. Osman, eline koluna sağlık. O 3 çizgiyi sonuna kadar hak ediyorsun ki zaten 3 çizgiyi de bot kimseye kolay kolay vermez. Onu da almanız kolay değil. İyi bir zafer. Hemen maç sonu istatistikleri için ne yapıyoruz efendim? Bildiğiniz gibi evet, Water Replace'e gidiyoruz. Water Replace'deyiz. Evet, az önceki maç istatistiklerini hatırlıyorsunuz. Şurada şöyle bir personal diyeyim. Paris haritasıydı biliyorsunuz. Onun hiçbir farkı yok. Son derece eline hakim, son derece tankına hakim, son derece oyuna hakim bir oyuncu. Bu tip adamlara E25 gibi tanklar verirseniz direkt maçı domine ediyorlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tankta connection sağlıyoruz. High Calibre ödülünü alıyoruz. Top Gun ödülünü alıyoruz. Daha sonra ödül değil, nişanını, bölevesini alıyor, öyle söyleyeyim, onu alıyoruz. 161.000 deneyim, 161.567 kredi alıyoruz. 5.643 deneyim alıyoruz. Ve yine Master ustalık bölevesini aldığımızı ya da ödülünü, nişangahını aldığımızı görüyoruz. Bruiser aldığımız ödüllerden biri. Domination Expert, çok yerinde bir ödül. Dualist, yine yerinde bir ödül. Ve Fire for Effects, atış efekti ödülünü aldığımızı görüyoruz. Takım skorlarına gelelim. 1710 deneyim puanı alıyoruz. 4323 hasar veriyoruz. Ve bize en yakın diğer arkadaşımız E25 1979 hasar veriyor. O da bir E75, bu da bir E75. Ama gördüğünüz gibi ben de yine bu hata veriyor. Like atayım dedim. Yine hata veriyor. Niye bilmiyorum. Benle alakalı bir sorun herhalde. Herkes bu tankı bu kadar iyi oynayamıyor. Ama iyi oynayan, hakkını veren adam tank konuşturuyor. Tank çok sıkıntılı bir tank. Gördüğünüz gibi 7 tank garaja yolluyor. Muazzam, muazzam, muazzam. Ve destek olarak da 1325 destek hasarı veriyor efendim. Evet, E25 incelemesi oldu. E25 nasıl bir tank? Niye satıştan kaldırıldı? Getirilir mi, getirilmez mi? Onu inceledik. Onu nispeten çok kısa bir şekilde üstüne değindim. Söyleyeceklerim bu kadar. Osman arkadaşımıza teşekkür borç biliriz. Çok güzel maçlar çıkarmış ve çok güzel de replaylar inceledik. Ve tekrar söylüyorum, bu tarz replaylar varsa bana hafta yazacağım mailden iletebilirsiniz. whatreplies.com'a yüklemeniz benim için çok çok daha iyi olur. Çok sevinirim. Direkt oradan indirebilirim ben. Onun dışında yine E25 gibi, işte Maus gibi, IS-4 gibi, IS-7 gibi özel tanklara o baştaki girişi, baştaki giriş tarzı videolar yapmaya özen göstereceğim diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.